Karşımızda sonsuz bir seri var ve ben bunu geometrik bir seriye benzettim. Birinci terimden ikinci terime geçerken eksi 3 ile çarpıyoruz. Aynı şekilde bir sonraki terim bulmak için yaptığımız işlem yine eksi 3 ile çarpmak. Bu yüzden de ortak oranın eksi 3 olduğunu söyleyebilir ve bu seriyi şöyle yazabiliriz. Eksi 0,5 çarpı eksi 3 üzeri 0 artı ya da ya da bozmadan devam edersem eksi 0,5 çarpı eksi 3 üzeri 1 eksi 0,5 çarpı eksi 3 üzeri 2 olarak yazabilirim. Ve seriye bu şekilde devam edebiliriz. Yani eksi 0,5'i eksi 3'ün giderek artan kuvvetleriyle çarpmayı sürdüreceğiz. Tabii aynı şeyi sigma gösterimiyle yazmak da mümkün. Bu aynı zamanda şuna eşittir. n eşittir 0'dan n eşittir sonsuza kadar devam edeceğiz. Eksi 3'ün kuvvetleriyle çarptığımız sayı yani eksi 0,5. Bunu sarı ile yazarsam daha iyi olacak. Evet, eksi 0,5 çarpı eksi 3. Bunu da mavi ile yazayım. Çarpı eksi 3 üzeri n. n burada 0, burada 1, burada da 2. Evet seriyi farklı şekillerde ifade ettik. Şimdi gelin bir de değerlendirmeye çalışalım. Ortak oranımız yani r eksi 3. Bu noktada ilk aklımıza gelecek şeylerden biri şu. Bu serinin yakınsaması için ortak oranın büyüklüğünün ya da ortak oranın mutlak değerinin birden küçük olması gerekir öyle değil mi? Serinin yakınsaması için bunun gerekli olduğunu hemen yazıyorum. Peki eksi 3'ün mutlak değeri nedir? eksi 3'ün mutlak değeri bildiğiniz gibi 3'tür ve 3 birden küçük değildir. O halde bu seri yakınsamaz. Bunu da yazalım. Ve bu arada aynı sonuca seriyi inceleyerek de ulaşabiliriz. Nasıl mı? Şöyle. Terimlerin büyüklükleri giderek artarken 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 bir çıkarıyoruz bir topluyoruz. Ve topladığımız ve çıkardığımız sayıların değerleri iyice artıyor. Terimler gittikçe büyüyorlar bir serinin yakınsaması için terimlerin iyice küçülmesi ya da birbirine götürmesi gerekir. Ama ortak oranın mutlak değeri 1'e eşit ya da birden büyük olduğu için bu seriyi bir değere yakınsamayacak diyebiliriz.